4 yıldır koşuyoruz. Ali İsmail'in dişlerinden peşinden koşuyoruz. Çünkü çok dişi vardı. Çok hayalleri vardı yavrumun. Aramızdan acı bir şekilde alındı ama Ali İsmail'in hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyoruz. 4 yıldır İstanbul Maratonu'nda koşuyorum. Antalya Ranatolia Yarım Maratonu'nda da koşuyorum. 2 senedir Hatay'da da Hatay Barış Koşusu düzenliyoruz. Ali İsmail'in yaş gününe denk getirdik. 18 Mart'ta. Ali İsmail adına biz vakıf kurduk. Çünkü Ali İsmail'in yarım kalan hayallerinin devamını getirebilmek için Ali İsmail'in yaşam şekliyle hayatta yaptığının devamını getirebilmek için biz bu vakfı kurduk. Onunla birlikte işte gençlerimize destek oluyoruz. Onlara burs imkanı sağlıyoruz. Yanımızda olan insanların katkılarıyla birlikte. Onun için İstanbul Maratonu'nda koşuyorum. Destek bekliyorum tabii ki de. Geçtiğimiz sene 167 çocuğumuza burs verdik. Bu sene 200 ve üstü hedefliyoruz inşallah. Ne kadar çok destek olunursa o kadar çok çocuğumuza burs imkanı sağlayacağız. alikev.org sayfasına girip orada bağış linkini görebilirler. Desteklerini yapabilirler. Vakfımız Antakya merkezde, bizim Antakya'da, Hatay'da. Orada kütüphanemiz var. 11 bin aşkın kütüphanemiz var. Kütüphaneden oluşan bir kütüphanemiz var. Düşelçileri ekibimiz var. Çocuklarımız projelerini düzenliyorlar, hazırlıyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz. Genç sanatçı fonumuz var. Sanatçıların projelerine destek veriyoruz. Ondan sonra müzik stüdyomuz var. Çocuklarımız orada müzik çalışmalarını yapabilmeleri için. Afrika'da projemiz var. Ali İsmail'in önemsediği şeylerden bir tanesi. Çünkü çok önemsiyor çocukları, hayatı, doğayı önemsiyor. Afrika'da maalesef çocuklar 5 yaşına ulaşmadan, temiz suya ulaşamamaktan hayatını kaybediyorlar. Bunun üzerine biz orada ilk yaptığımız proje kuyu açtırdık. Sonra kadın bahçesi yaptırdık. Bu sene de değirmen yaptırdık. İşte kadınlarımız çocuklarına yemek yapabilmek için, kus ve pirinçlerini öğütmek için bir değirmen yaptırdık. Böyle bir projemiz var. Bunları hayata geçiriyoruz. Daha çok destek gelirse daha farklı projelerde bulunacağız. Ali İsmail Eskişehir'de biliyorsunuz heykeli dikildi. Orada kuşlara su veriyor ve Afrika'da da canlara su veriyor. Ali İsmail çünkü hayattayken birçok şeyi yaptı. Ali İsmail 2 defa yurt dışına çıktı. Orada eğitimini, işte dili geliştirmek için İngilizce öğretmenliği okuyordu. Orada da işte gitti orada Ali İsmail. Yani çok güzel şeyler yapacaktı. İnanın Ali İsmail hayatta kalsaydı onu çok güzel bir şekilde insanlar tanıyacaktı. Ama maalesef Ali İsmail uzun yaşatmadılar. Ali İsmail'den sonra biz yaşatmaya çalışıyoruz. Birçok yerden destek geliyor. Yani yurt dışından, yurt içinden çok destekçilerimiz var. Yanımızda olan çok insanımız var. Yani sanatçısıyla birlikte, doktoruyla, avukatı, iş insanı yani birçok destekçimiz var. Halkımız hep yanımızda. Yani ve ben hep şunu diyorum. Ben bugün buradaysam ve ayakta böyle durabiliyorsam insanlarımızın sayesinde, onların yanımızda olmasıyla birlikte. Çünkü gerçekten Ali İsmail'i hisseden, o Ali İsmail'i yüreğinde hisseden, o acısını hisseden çok insanımız var. Bu sene yani 6 aylık bebeğimiz de var yanımızda koşacak. 6 yaşında, 10 yaşında çocuklarımız da var. Çok güzel motive ediyorlar aslında. Yani umut veriyorlar. Yüzümü güldürüyorlar her şeyden önce. Yani o çocuklarla Ali İsmail gerçekten uzun yıllar yaşayacak yani. Biz gideceğiz ama Ali İsmail'in adı hala yaşayacak yani. Bunu biliyorum, bunun bilincindeyim ve inancındayım. alikev.org'dan sayfaya girip destekte olmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.